Cumhurbaşkanı adayı bizim mevkimiz, makamımız, sıfatımız, ünvanımız ne olursa olsun. Bizim adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İrademiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Altılı Masa'nın iradesi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel milletvekiliyim, beni bağlamaz. Altılı Masa'nın iradesi beni bağlamaz. Partinin bütün üyelerinin tek adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ekrem İmamoğlu. Bütün üyelerinin tek adayı Kılıçdaroğlu değildir, biliyorum yani. Kesinlikle öyledir. Bak ya, değildir yani. Değil. Ben biliyorum. Ya, yani. Hocam parti içi demokrasi yalnızca genel başkanı aday çıkarmak için yapmıyoruz. Ya, bak burada ya. İsimleri konuşuyorsunuz ama nasıl Türkiye'nin ya, bugün... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Hocam müsaade et, ben söyleyeyim de sen de bana cevap ver. Dip dalgası olsa ya. Zaten bırak dip dalgası olsa. Adaylığının önüne geçebilir misin ya? Hocam. Sayın Vekil zorluyorsun ya. Hocam zorlayacağım tabii. Hocam gözünü seveyim. Halk istese bugüne kadar çoktan zaten Kemal Kılıçdaroğlu adaydı ya. Hocam sen Türkiye'nin dinlediğin akademisyensin. Muharrem İnce'ye karşı hocam, niye aday, yerine niye aday olmadı? Hadi olmadım bugün şu anda ben adayım diye ortaya çıktığında dip dalgası yok. Hocam, göremiyor musun bunu ya? Şimdi sorun bitti mi hocam? Sana bak. Doğal aday esasında bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının adaylığının tartışma konusu olmaması lazım hocam. Ya. Hocam, tekci zihniyete karşı çoğulcu zihniyete evet, anlattı. Evet. Farklı. Bunu en iyi şekilde Sayın kim Kılıçdaroğlu'nun yapar? Elinde ateş kim gözüme yapar? Kıvılcım yok ya. Abi olur yok, böyle şey hocam karşılığı ya. Yok kardeşim. Vasıflarını söyle Cumhuriyet bana ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı adayım dediği anda akan suların bugüne kadar çoktan sen kendine göre ya. Değerlendirme nasıl yapabilirsin. Nasıl kendime ama. Göre değerlendiriyorum ben ya? Bunu böyle sokak böyle ya gençleri görmüyor musun ya? 6,5-7 milyon genç oy verecek hocam, istiyor hocam sen mu son yapılan anketleri görmüyor hangi musun? Anketi görüyorsun? Bütün anketlere de bak. Bugün dürüst hiç, bir hocam, objektif meraklanma. Anket yap. Meraklanma. Bir numarada Mansur Yavaş çıkar. İki numarada hocam, hiç merak Ekrem etme. İmamoğlu. Mansur bunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Bırak Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Hadi çıkar getir. Ekrem İmamoğlu'nun desteği de. Benim önüme bir anket göstersene. Kılıçdaroğlu'nun bir numarası çıktı. Bir anket göster. Bir tane anket göster. Olur mu öyle bir şey? Bir tane anket. Böyle bir tartışma olur mu? Davet ediyorum ya. Çağrıldan sonra disiplin kuruluna verildim. Dediler ki bir milletvekilinin partisinin genel başkanı ile ilgili istifa çağrısı ve parti önünde eylem yapmakla ilgili bir açıklaması parti tüzüğümüze göre suçtur. İhraç talebiyle beni disipline verdiler. Disipline gittim. Disiplin kurulu benim ifademi aldı. Genel başkan asla disiplin kuruluna müdahale etmedi ve disiplin dedi ki evet bu bir suçtur ama bu bir ihraç gerekçesi değildir. Kınama cezası verdi. Fikriniz değişti mi? Geldik. Şimdi? Bak şimdi ama bir şey geri geleceğim. Fikriniz? Hocam benim fikrim değil. Sayın Kılıçdaroğlu'yu hocam bir dinle gözünü seveyim ya. Hocam, bir konuyu anlatıyorum ya. Bir konuyu anlatıyorum ya. Yani konuyu anlatıyorsun. Ama sorunu dinlemeden bayraklaş yapamıyorsun hocam ya. Ama bir dinle sorunu dinlemeden ne oldu sonra? Kim erdin ne oldu? Ya hocam biz seni dinlemek zorunda mıyız ya? Ama yapmayın ya lütfen ya. Bir tamamlasın lütfen. Allah Allah. Dinle bir ya. Ne anlatmak istiyorum ya. Hocam hakikaten bir duyalım. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz? Böyle tartışma olur mu ya? Ya bırak ben bir şey anlatıyorum. Sana ne ya? Mahkum duymak istediğini sen anlat ya. Mahkum ya böyle bir konuşma olmaz hocam ya. Allah Allah. Ver be onu kardeşim mahkum değilsen ya. Sana bir soru. Böyle bir yak. O zaman benim genel başkanıma bunu diyemezsin. Lütfen. Diyemezsin. Böyle bir sütla konuşamazsın. Senin genel başkanın şey mi? Konuşamazsın kardeşim. Lütfen. Konuşuyorum ben. Konuşuyorum ben. Engellerle gibi. Lütfen. Gücün yetiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir tartışma olur mu ya? Olmaz lütfen. Böyle bir tartışma olur mu? Cümlenizi tamamlayın. Ya bir defa bir dinle ben ne anlatmaya çalışıyorum. İzlemeye davet edelim. Ne oldu? Niye fikrimi anlatıyorum? Ama bir dinle diyorum ben de sana. Sorunu dinle. Daha Ankara bekliyor lütfen. Gürsel Bey anlatın. Dinliyoruz biz. Bakın ben disipline verdim. Kınama cezası aldım.